Sevgi dostlarım hepinize merhaba. Ben başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet Sevgili dostlarım bu videomuzda dolar TL kurunu inceleyeceğiz. Dolar TL kurunda bizler için önemli olan seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Evet dolar TL kurunda bizler için en önemli olan seviyeler nasıl gelişti? Sizlerle birlikte şimdi bunu teknik analizini hep birlikte yapalım kısa orta ve uzun vadede hedeflerimizi nasıl belirledik sizlerle birlikte de bunu bulmaya çalışalım hemen şu kısa vadedeki hedef noktamızı belirleyelim arkadaşlar Evet dolar TL'de kısa vade Ondan sonra orta ve uzun vadedeki gelebilecek fiyat seviyelerini sizlerle birlikte buradan hep birlikte teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız arkadaşlar Şimdi dolar TL'de burada bir çanağımız var arkadaşlar. Kısa da e, bu çanağı zaten takip ediyorduk. 6, 68, 685 aralığından verdiğimiz e, tavsiyemiz vardı. Yatırım tavsiyesi değil, gerçi bu sizlerin kendi başarısı. Şuradaki 685'ten bir al tavsiyemiz vardı. Bu hareket e, yukarıda gördüğünüz şuradaki 728 seviyesine kadar devam eden bir hareket. E ee, şimdi 685 728 şuradaki aralık. Yukarı yönlü kırıldığı için arkadaşlar buradaki bu çana e, yukarıya ilave edeceğiz. Şimdi buradaki çanağın e, mesafesi 685 15 kuruş buradan. 7 28 kuruş da buradan. E, bizlere 15, 25, 30, 40 kuruşluk bir alan veriyor. 45 kuruşluk. Bu da 7, 28, 7, 30 desek 7, 75. E, şu anki 7, 78 seviyesini bizlere veriyor arkadaşlar. Buradaki çanak kısa da 7, 78 görüyorsunuz. Buradaki çanak e, bugün itibariyle yani bu hafta itibariyle hedefini doldurmuş durumda. Bu 7, 78, 7, 85 çana. Burada görüldü. Şimdi daha orta bazlı e, hedefini dolar TL'nin hemen bulmaya çalışalım. Orta bazlı bizler için ne var? Şuradaki filama var. Daha orta bazlı gitmesi gereken. Şuradaki filamayı da buradan alsak. 1586. Evet, şuradan tam net alalım. 585. Yukarıda da gene 7.28 filaması var. Burada da 5.85. Aşağıdaki e, filamanın bayrak direğinin alt kısmı, e, filamanın üst tarafı da 7.28 seviyesinden geçmekte. Evet, 5.85, 15 buradan burası 6, e, 7.28, 1 lira 28 kuruş da burada var arkadaşlar. Yani 1 lira 30, 1 lira 45 kuruş seviyesi. 7.28'e 1 lira 45 kuruşu da eklersek buranın hedefi de ilk etapta 8 lira 20 kuruşlara doğru 1 dolar TL kurunda gitmesi gereken orta bazlı oluşacak bir hedef bölgesi olarak da düşünülebilir arkadaşlar. Şuradaki 8.20 seviyesi. Şimdi daha orta bazlı dolar tl kurunda ulaşılması gereken dolar tl kurunun gitmesi gereken bir seviyeyi daha inceleyelim. Ayrıca 14-15 lira dolar kurunda bekleyen hayalperestlere de bir cevap olsun. Tabi bu görülmeyecek görmeyecek diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Ve sadece teknik analiz üzerinde bugün itibariyle yani şu an itibariyle henüz 14-15'li seviyeler dolar tl kurunda gözükmemekte. E bunu da şimdi nereden anlıyoruz? Bakın arkadaşlar bizim buradaki e, aylıkta yani uzun bazda oluşan bir çanağımız mevcut. E, bu çanağımızın da derinliği şuradan şu şekilde geçmekte. Yani aşağıda 5-15 yukarıda gene 7-20 seviyesi. 5-15-7-20 burada da bir e, 2 TL'lik çanak oluşum Farkı mevcut teknik olarak e, buradaki 7.20'nin üzerine 2 lirayı da eklediğimiz zaman burada daha orta bazda da dolar TL'nin hedefi şurada gördüğünüz 9 lira 20 kuruş seviyesine e, bize hedef olarak göstermekte. E, o yüzdendir dolar TL'de kısa da e, beklediğimiz hedef zaten gerçekleşmiş durumda 7.85 hedefi. Daha orta bazdaki hedefimiz mevcuttu. Orası da 8.25'ler civarı, 8.15 8.25'ler civarı. bizim 8.15 evet 8.15 8.20 civarlarında daha orta bazlı hedefimiz var. şimdi daha kısa da o hedefi de sizlerle birlikte paylaşacağım. daha uzun bazda da arkadaşlar Şuradaki çanağın zaten yukarı yönlü kırıldığını görüyorsunuz. Buradaki çanağın hedefi de 920 uzatmalar ile birlikte 950 seviyesine kadar dolar TL kurunu götürebilir. Ben artık dolar TL kurunda şuradaki çanağın uzantısı olan 720 seviyesinin altında bir dolar TL kuru beklemiyorum. Tabi her şey sadece teknik olarak bir düşünce. O yüzden e, dolar tl kurunun artık durdurulması bu çanağın üstünde kaldığı müddetçe zor gibi gözükmekte. Tabi herhangi bir gaz petrol olayı e, tarafımızdan şöyle kuvvetli güzel bir e, gaz ve petrol rezervi bulunursa işler o zaman değişebilir. Fakat bunun dışında şu an için dolar tl kurunda aşağı yönlü hareketleri düşünmek biraz zor. Şimdi daha kısa bazlı orta bazlı ve uzun bazlı hareketlerin mesafesini gidebileceği yönleri teknik olarak inceledik şimdi daha kısa bazlı bizler için en önemli destek bölgemiz 766 desteği arkadaşlar Dolar TL'deki arkadaşlar 766 desteğini takipte kalacaklar bu 766 desteğinin önemi burada 766 üzerinde kaldıkça Dolar TL'de yukarı yönlü hareketler devam eder buradaki 7.66'nın kısadaki 7.78 en önemli bitmesi gereken direnç bölgesi. E, burayı da test ettik zaten geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Buradaki tepemizde, beklenti tepemizde 7.85'ti. 6.85'lerden verdiğimiz 7.85 hedefimiz. Bu da geçenlerde hızlı bir şekilde görüldü fakat burada e, tutunma gerçekleşmedi ve aşağı yönlü hareketler devam etti. 766 Bizim yükselişin devamı için e, buralarda kuvvetli bir destek haline gelmesi şart arkadaşlar dolar tl'nin. Yukarıda 7.78 gene direnç olarak karşımıza çıkmakta. Haftalık kapanışlarda bu seviyeyi de takip edeceğiz. E, 7.78'i de kırabilirsek e, bunu başarabilirse dolar tl kuru. E, tekrardan 7.85 seviyesindeki kendi rekorunu e, igale etmek ister ve burayı bir kez daha kırmayı deneyebilir zaten orta bazda size hareket yerlerini gösterdim arkadaşlar orta bazda gidebileceğimiz seviyeler ve onun üzerindeki tutunmalarda e, dolar-tl kurunun e, maksimum yukarılara hangi seviyelere kadar çıkabileceği yönündeki öngörülerimizi de teknik olarak sizlere anlatmaya çalıştım e, Aslında dolar-tl kuru o kadar herkesin sandığı kadar e, zor takip edilecek bir kur değil Dikkatli takip edildiği zaman doğru analiz yapıldığı zaman e, takibi he, çok kolay olan kurlardan da bir tanesi arkadaşlar. Sadece dikkatlice takip etmek e, ve gerekli yerlerde gerekli müdahaleyi yapabilmek dolar TL kurunda önemli. Bizler size bunları inşallah burada sunabiliyoruzdur. Benim dolar TL kuruyla ilgili şimdilik söylemek istediklerim bundan ibaret. İlerleyen günlerde tekrardan size dolarla ilgili bilgilendirme videoları çeker ve gidişat yön hakkında tekrardan sizi aydınlatmaya çalışırım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Kanalımı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.